8'ler ders kitabınızın 102. sayfasındaki cebirsel ifadeler çarpanlar ayırma konusuyla başlıyoruz. Haydi bismillah. Size ilk öğreteceğimiz şey ortak çarpan parantezini alma. İki tanesinde de ortak olanı dışarıya alıyoruz parantezin dışına. Misal burada 8a 8b diyor. İkisinde de ne var? 8. 8'i dışarıya alalım. Açtım. 8 çıkarsa kim kalır? A Aradaki işaret artı. 8 çıkarsa kim kalır? B. A artı B. Gerçekten buna eşit midir? Gelin bir ispat yapalım mı? İçeriye geri dağıtalım bunu. 8 çarpı A 8A artı 8 çarpı B 8B. Evet aynısı çıkıyor. Doğru yoldayız. Misal şuradaki ifadeye bakıverdiğimde hemen 2 ortak derim. Açarım parantezi. 2 çıkarsa A kalır. 2 çıkarsa B kalır. Arada da artı var. D vereceksiniz. Örneğin A ifadesinde gördüğünüz gibi sayılara bir bakalım. 4, 8 ve 7. Bunlarda ortak yok. Hemen bilinmeyene bakalım. X küp, X kare, X. Hepsinde birer tane X var en azından. O bir tane X'i dışarı çıkarttığımda. Bakın 4 içeride kalır. 3 tane X'in ikisi de içeride kalır. Gördünüz mü? 8 içeride kalır. Ve 2 tane X'in bir tane X'i içeride kalır. Bir de buradaki X komple çıkarsa geriye içeride 7 kalır diyeceksiniz. Şimdi C şıkkına da bakalım. X küp Y kare X ve Y. Baktık burada ikisinde de en azından birer tane X ortak. Bir tane X'i dışarı aldık. Bir de Y'lere bakalım. Bunda 2 tane bunda 3 tane Y var. Her ikisinde de 2 iki tane Y ortak. Y kareyi dışarı aldığımızda. Şimdi 3 tane x'in bir tanesi çıkarsa geriye x kare Y karenin hepsi çıktı Hiçbir şey kalmadı Art Burada x'im çıktı Bir de y küpün y karesi çıktı O zaman bir tanecik y kaldı Bir de 2 kaldı burada 2y deyip parantezi kapatıyoruz B şıkkına baktığımızda X ile y'de bir ortaklık yok Ama sanki 6 ile 9'da bir ortaklık var Bu normalde 3 çarpı 2 Bu da 3 çarpı 3 Hadi yanına bilinmeyenler de yazalım İkisinde de 3 ortak ya. Al o 3'ü dışarıya bunun gibi. 3 çıkarsa 2x kalır de. Kaldı. 3 çıkarsa burada 3y kalır de. Arada da zaten artı var. Şimdi buraya baktığımda a'lar ortak. a'yı dışarı aldım. Birer tane var en azından. 8 ile 12'yi de şu yani. 4 çarpı 2. Bu da 4 çarpı 3. Bakın her ikisinde de 4 var. O zaman 4 a'yı dışarı aldım farz edelim. 4 çıktı. A karenin birisi çıktı. A kaldı. Gördüğünüz gibi 2A diyeceksiniz. Artı. 4 çıktı. A çıktı. Burada garibim 3 kaldı diyeceksiniz. Bu şekilde olacak. Aynen burada da yine ortaklara bakalım. 15 ile 20 arasında bu 5 çarpı 3. Bu 5 çarpı 4. İkisinde de 5 var. 1. İkincisi burada 1x. Burada da yine 1x ve x'in karesi diye ayırdım. X küpü parçaladım arkadaşlar. Daha kolay anlayın diye. Niçin? 5 ve X ortak. 5 ve X ortak ...diyebilin diye. 5 X'i ben dışarıya çıkartırsam. Burada 3 ve X kare yani 3 X kare kalır. Arada eksi var. 5 ve X'i çıkartırsam burada da gördüğünüz gibi sadece 4 kalır. Aynı şekilde şu 18'i 9 çarpı 2 olarak ayıralım. Burada a kare burada a küp var. a küpü de şöyle a kare çarpı a b küp b kare var. b karemiz burada dursun. Şu b küpü de b kare çarpı b olarak ayıralım. Neden? Çünkü ortak olanları dışarı alacağım. Ortak olana bakıyorum. Sayı olarak 9 var. B'lere baktım. b kareler var. b kareyi de dışarı aldım. Bir de a'lara baktım. a kare a kare her ikisinde de var. A kareyi de dışarıya aldım. Açtım parantezi. 9 çıktı. A kare çıktı. B kare çıktı. B kaldı. Artı 9 çıktı. A kare ve B kare çıktı. 2A kaldı. İşte bu şekilde dışarı alıyoruz. 6x artı 3'ü cebir karalor ile ifadeye ayırınız diyor ya. Biz önce bunlar ortak olarak 3 çarpı 2x ve 3 çarpı 1'dir diyelim. Daha sonra 3'ü dışarıya alalım. 3'ü dışarıya alırsam burada 2x kalır. 3'ü dışarı alırsam burada da artı 1 olur. 2x artı 1'den 3 tane olacak. O zaman siz şu şekilde 2x'i yan yana koyun, bir de 1 koyun. İşte bundan 3 tane olacak. Yani senin şeklin bunun gibi olacak. Bu ifade de ortak olan ne var? X var arkadaşlar. Bakın bu 2 çarpı x çarpı x, bu da sadece 1 çarpı x demek. Şimdi ben buradaki x ve x ortak olduğu için dışarıya alacak olsam açtım parantezi. Ne kaldı burada? 2x arada da ne var? Artı ve 1 var. İşte bu. Biz bunu cebir karosuyla yapacaksak hemen kenarımızın birisi şu şekilde x. Diğer kenarımız da 2x artı 1 olacak. 1x daha eklerim. Bir de şu şekilde 1 eklerim. Al sana 2x artı 1 ile x'in cebir karosuyla ifadesi çarpımı. Haydi burada ortaklara bakalım. Bu 4 çarpı x bu ise 4 çarpı 2. Her ikisinde de 4 var. 4'ü aldım dışarıya. 4 çıkarsa içeride x, 4 çıkarsa içeride 2. Arada da eksi var. Mükemmel. Bu 5 çarpı x kare bu da 5 çarpı 5. Her ikisinde de ne var? 5. 5'i dışarı al. 5 çıkarsa x kare, 5 çıkarsa da Artı 5. O artı aradan geldi. Burada 4'ü 2 çarpı 2 diye ayırırsak. Ortak ne var? 2 var. Bir de A var ortak. 2 A'yı dışarıya aldım. 2 ve A çıkarsa X kalır. Burada 2 ve A çıkarsa bir tane 2 bir tane de Y kalır. Yani 2 Y kalır. X artı 2 Y olur. Şimdi bir alttaki soruya baktığımızda hepsinde 5 var gibi. Bakın bu 5 çarpı 3 çarpı a. Bu ise 5 çarpı 4. Her üçünde de ortak alacaksak biz sadece 5'i alırız. 5'i dışarı aldığımda 5 çıkarsa a kare. 5 çıkarsa artı 3 a. Buradan da 5 çıkarsa artı 4 kalır. 6'yı 3 çarpı 2 çarpı. Hadi a kareyi de yanına yazayım. Burada 3 yazdım. Hani burada bir a kare oluştu ya. Burayı da bir a kare çarpı a üzeri 1. Yani a da yazabiliriz. Niçin öyle ayırdık? A kareleri ortak olduğunu görün diye. Bakın burada 3 ve a kare var. Burada 3 ve a kare var. O 3 a kare her ikisinde de var. Aldım dışarıya. E evet, birincinin içinde ne kaldı? A kare 3 çıkarsa a kalır. Burada 3 ve a kare çıkarsa artı 2 kalır arkadaşlar. 4 ne kare artı 24'te 24'ün içinde sayısal olarak 4 çarpı 6 neden 4'ü tercih ettim çünkü ilkinin içinde de 4 vardı o 4'ü dışarı alacağım da o yüzden 4'ü dışarı alırsam ne kare kalır artı 4'ü dışarı alırsam 6 kalır 8'i 4 çarpı 2 olarak ayırdım çünkü burada bir 4 vardı şimdi x küp var x kare var o zaman x küpün içinden şöyle bir x kareyi çarpı x'i ayrı yazalım Burada y kare y küp var. Y küpü de şöyle yazalım arkadaşlar. Y kare çarpı y olarak yazalım. Niçin yazdık? Ortakları görelim diye. Her ikisinde de ne var gördüğünüz gibi? 4. 4'ü dışarı aldım. Her ikisinde x kare var. X kareleri dışarı aldım. Ve her ikisinde burada gördüğünüz gibi y kare, y kare var. Onu da dışarı aldım. Açtım parantezi. 4 çıktı, x kare çıktı, y kare çıktı. Bir tane y kaldı artı 4 çıktı. X kare çıktı. Y kare çıktı. 2 ve X kaldı. 2 X oldu burası. Şimdi bunların içinde bir kere eksi ortak bir de B ortak gibi değil mi? Bakın eksiyi de dışarı aldım. Şu eksi çıktı. Bu eksi de çıktı. Bu B kare yani B çarpı B'ydi. B'nin biri çıktı. Bu da 3 çarpı B'ydi. B çıktı. B artı 3 kaldı. Bakın ben buraya niye artı yazdım? Çünkü eksiyi dışarı aldım. O yüzden. Kamil amca bahçesinden topladığı bu kadar kilogram portakalı 6 tane çocuğuna eşit olarak paylaştıracakmış. O zaman biz ne yaparız bunu bir 6 parantezine alırız. Tek tek parantezin içini çocuklara dağıtırız. Bu 6 çarpı x bu da 6 çarpı 2. 6'yı al dışarıya x artı 2. 6 tane çocuğun her birine x artı 2 tane burada portakal paylaştırır x kare eksi 4 cebisel ifadesini 2 kare farkı kullanarak çarpamana ayırdım diyor. Zaten 2 kare farkından başka bir şey değil, ayıramayız ki bunlara. Hani 2 kare farkında ne yapıyorduk? Tabanları bir toplayıp bir çıkartıyorduk. Bir önceki derste anlattık. x eksi 2, x artı 2 deriz. Niçin deriz? Çünkü bu 4, 2'nin karesidir. O yüzden x kare de x'in karesidir. O yüzden. Aynı şekilde b kare eksi 9. b kare dediğimiz şey b'nin karesi, 9 dediğimiz şey de 3'ün karesi tabanları bir toplayıp bir çıkartacağız. B eksi 3, B artı 3 çarpılır diyeceğiz. 4M kare neyin karesi arkadaşlar? 2M'nin karesi. 25 de neyin karesi? 5'in karesi. 2 kare fark oldu. Tabanları 2M eksi 5 bir topluyoruz. 2M artı 5 bir de çıkartıp topluyoruz. Sonra da çarpıyoruz. Şimdi burada iki kare farkı yok ama en azından birer tane neleri var bunların? X'leri ortak x'i dışarı bir aldığımızı farz edelim. x çıkarsa 16 eksi x küpün bir tane x'i çıkarsa içeride ne kalır? x karesi kalır. 25 x kare deyince parantezin içi sanki 2 kare farkına benzedi değil mi? 16 4'ün karesidir. Eksi 25 x kare de 5 x'in karesidir. Gelin bu parantez içini bir daha çarpandan ayıralım. Nasıl? 2 kare farkı şeklinde x vardı zaten dışarıda. İçerisi 4 eksi x ile 4 eksi 5 x ile 4 artı 5 x oldu gördüğünüz gibi. 105'in karesi eksi 5'in karesi. İkisi de kare. Arada eksi var. 2 kare farkı. Bir topla bir çıkar yapacağız. 105'ten 5'i bir çıkartacağım. 105 ile de 5'i bir toplayacağım. Burası 100 yapar çarpı burası da 110 yapar. E bu ne demek? 110'un sonuna 2 daha at. 11.000 olur cevap. Sıra sizde sorusunun gördüğünüz gibi hemen hemen hepsi 2 kare farkı. Yapalım. Burası x eksi 1 ile x artı 1 oldu. 9 3'ün karesi biliyorsunuz. 25 a karede bildiğiniz gibi 5 a'nın karesi. Arada da eksi var. Yani 3'ten 5 a'yı bir çıkart. 3 5 a'yı bir de topla diyoruz. 49'a kare neyin karesi? 7a'nın karesi. Bu ise 4b'nin karesi. İkisi de kare. O zaman tabanları yani 7a ile 4b'yi bir topluyoruz. 7a ile 4b'yi bir de çıkartıyoruz. Eksi 4b. 16b kare neyin karesi arkadaşlar? 4b'nin karesi. E bir de zaten 1'in karesi. Ne yapacağız? 4b ile 1'i bir çıkartacağız. 4 b ile 1'i bir de toplayacağız. 64 x kare y kare neyin karesi biliyor musunuz? 8 x karesi. 4 a kare b kare neyin karesi? 4 2'nin karesi. a kare b kare de a karesi. Dolayısıyla bu 2 a karesi oldu. 2 kare farkı. 8 x eksi 2 a b. Bir de bunu toplayalım. 8 x'ye artı 2 a b diyelim. 169 13'ün karesiydi. Biz gene hemen şunu yazalım. 13 a'nın bu karesi eksi b kare de zaten b'nin karesi. Ne yapacağız? Bir toplayacağız bir çıkartacağız. 13 a eksi b diyeceğiz. 13 a artı b diyeceğiz. Arada çarpma var biliyorsunuz değil mi? a kare zaten a'nın karesi. 4 b kare de 2 b'nin karesi. Yazalım gene de. a kare eksi 2 b'nin şu şekilde karesi. Topla çıkart yani. A eksi 2B. Burası da A artı 2B. 9x kare 3x'in karesi y kare de zaten y'nin karesi. 3x ile y'yi bir topla. 3x ile bir y'yi bir de çıkart. Bu sefer harften vazgeçtiler sayı veriyorlar. Biz de sayılar bir toplar bir çıkartırız. 177 eksi 77 177 artı 77 177'den 77 çıkarsa 100 kalır. İyi çarpması kolay. Sonra 2 sıfır atarız. 177 ile 77'yi de toplarsak 254 olur. Bu da ne demek? 254'ün sonuna 2 sıfır at demek. 155'ten 55'i 1 çıkartırım. 155'e bir de 55 bir eklerim. Burası zaten 100 yapıyor. Burası ne yapıyor? 210 yapıyor. 210'un sonuna 2 sıfır at. Çarpmanın sonucu olsun. 178'den 22'yi çıkart. 178'e 22'yi bir de ekle. 178'den 22 çıkarsa 156 olur. 178'e 22 eklersem de 200 olur. Yani 2 tane 156, 312 bir de 2 sıfır attığın zaman cevap olur. 83 ile 17'yi toplayalım. Bir de 83'ten 17'yi çıkartalım. 83 ile 17'yi toplayınca ne güzel 100 yapıyor. Çarpmada kolaylık. 87'den 83'ten 17'yi çıkartırsak 66 olur. Ve sonucum 66'nın yanına 2 sıfır atarım. 6600 çıkar. İlk başta burada sanki sayı ortaklığı var. Bu 180 20 çarpı 9 demek. Burada da 20 var. Burada da 20 var. Gelin önce bir ortak çarpan partisini alalım. Belki bir şeyler daha çıkar. 20 çıkarsa içeride a kare. Burada 20 çıkarsa arada eksi var. Eksi 9. Aha parantezin içi 2 kare farkı oldu. Bu ne demek? 20 çarpı a eksi 3 ile a artı 3 demek. Diğerine bakalım. Bu 3 çarpı 25 çarpı x. Bu da 3 çarpı x çarpı x. Gördüğünüz gibi ikisinde de 3x var. 3x parantezine aldığımda 3x çıktı. x kaldı. 3x çıktı. Eksi 25 kaldı. Bu kadar yeter. Burası a üzeri 3 çarpı a'nın karesi. Burası da yine a küp eksi b'nin karesi. İkisinde de a küp oldu. A küpü bir dışarıya alayım bakayım. A küp çıkarsa A kare. Buradan A küp çıkarsa çarpı eksi B kare oldu. Aha parantezin içi iki kare farkı. Bir toplam bir çıkar yapacağız. A küp çarpı A eksi B. Bir de ne var? A artı B var. Bu B küp aslında B çarpı B kare değil mi? Burası da B çarpı 1. B parantezine alırsam. Bak bu B çıkarsa B kare kalır. Buradan B çıkarsa da eksi 1 kalır. Parantezin içi gene iki kare farkı. B çarpı B eksi 1, B artı 1 olur. Birlikte yapalım 11'de bu 3 terimli acaba tam karedir mi diye bir bakalım. Bu x kare normalde neyin karesi? x'in. Bu 25 neyin karesi? 5'in. Peki bu x ile 5'in çarpımının 2 katı ortayı veriyor mu? 5 kere x, 5x, 2 katı 10x verdi. O zaman bu bildiğimiz tam karedir. Bu x artı 5'in karesidir diyeceksiniz. Ha, x artı 5'in karesi nasıl yazılır? X artı 5 çarpı X artı 5'dir. Birlikte yapalım 12'de de öyle sanki. Bu 9A kare neyin karesi arkadaşlar? 3A'nın. Bu 4A'nin karesi 2'nin. Peki bu 3A ile 2'nin çarpımının 2 katı ortasını veriyor mu? Bunda bunu çarparsam 6A. 2 katı 12A. Ha. Birinci ile ikinci çarpımın 2 iki katı ortayı veriyorsa bu tam karedir. Neyin karesi? 3A eksi 2'nin karesinin açılımıdır. Ha, açık açık yazacak olursam 3A eksi 2 iki defa çarpılmıştır derim. Çünkü tam kare bu. Aynı şekilde 4x kare dediğim şey 2x'in karesi. 9 dediğim şey de 3'ün karesi. Peki bununla bunun çarpımının 2 katı ortayı veriyor mu? 2 kere 3x 6x 2 katı 12x. Çarpımının 2 katı ortasıysa bu tam karedir. Neyin karesidir? 2x artı 3'ün karesidir. Açık açık yazacaksam 2x artı 3 çarpı 2x artı 3 derim yani. Aynı şekilde 4x kare neyin karesidir? 2x'in 25y karede 5y'nin karesidir. Bununla bunu bir çarpın. Ne yapar? 10xy. 2 katı 20xy. Ortayı verdi. E çarpımının 2 katı ortayı veriyorsa bu tam karedir. 2x artı 5y'nin karesidir. Açık açık yazalım. 2x artı 5y çarpı 2x artı 5y dedik. Bu 4a kare dediğimiz 2a'nın karesi. Bu 1 dediğimizde 1'in karesi. Peki bu 1 ile 2a'nın çarpımı 2a 2 katı 4a. Tam kare. Demek ki bu 2a eksi 1'in karesi. Hocam bu eksi 1 nereden geldi? Ha, eksi buradan geliyor arkadaşlar. Bu da ne demek? 2a eksi 1 ile 2A eksi 1 çarpılıyor demek. Birlikte yapalım 16'da toplam verilmiş çarpım verilmiş kareleri soruluyor. Hemen buranın bir karesini eşitlik bozulmasın diye de buranın karesini alalım. Şimdi buraya kare açılımını bir önceki dersimizde öğrendik. Birincinin karesi arada artı var. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir. 15'in karesine yani 225'e. Bana x y'yi vermişler. Yani buradaki x y'mizden bahsediyorum. 27'ymiş. 2 ile çarparsam x kare artı 2 tane 27, 54 artı y kare eşitmiş 225'e. Bu 54'ü karşıya eksi 54 olarak atıverelim. Bakın burada ne kaldı? X kare artı y kare. Ne güzel. X kare artı y kare eşittir 225'ten. Hemen 54'ü çıkartalım. 5'ten 4 çıktı. 1. 12'den 5 çıktı. 7. 171'miş. Şimdi bu soruda x kare neyin karesi x'in? 9 neyin karesi 3'ün? Peki bunun 3 ile x'in çarpımı 3x. 2 katı ortayı verdi mi? Verdi. Bu tam karedir. x artı 3'ün karesidir. x artı 3 çarpı x artı 3'tür yani. Bu 2y'nin karesi bu da 5'in karesi. 5 ile 2y'yi çarp 10y. 2 katı 20y. Ortayı verdiyse tam karedir. 2y artı 5 çarpı 2y artı 5. Yani 2y artı 5'in karesidir. 25a kare 5a'nın karesi. 1 de zaten 1'in karesi. 1 kere 5a. 5a 2 ile çarp 10a. Ortayı verdiyse 5a eksi 1'in karesidir. Yani 5a eksi 1 çarpı 5a eksi 1'dir. A kare a'nın karesidir. 9b kare de 3b'nin karesidir. Bununla bunun çarpımı 3ab. 2 katı 6ab. Ortayı verdiyse tam karedir. a eksi 3b çarpı a eksi 3b'dir. Yani a eksi 3b'nin karesidir. a eksi 3b'nin karesidir. 25x kare 5x'in karesi. 16y kare de 4y'nin karesi. Bununla bunu çarpayım. 4 kere 5 20xy. 2 katı 40xy. Ortayı verdi. Tam karedir. 5x artı 4y'nin karesidir. İstersen açıp iki tane aynısını da yazabilirsiniz. Bu 4'ün karesi bu 3x'in karesi. 3 x ile 4'ü çarp 12x. 2 katı 24x. Ortayı verdiyse 4 eksi 3x'in karesidir. 4 eksi 3 x çarpı 4 eksi 3 x de yazabiliriz. Bu 1'in karesi bu da m'nin karesi. 1 kere m 1 m 2 katı 2 m verdi. O zaman doğru cevap 1 eksi m'nin karesidir. 1 eksi m 1 eksi m. Bu x'in karesi bu da 5 y'nin karesi. Hemen 5 y ile x'i çarp 5 x y. 2 katı 10 xy Tam karedir. x artı 5 y çarpı x artı 5y yani x artı 5y'nin karesidir. Bakın bu ifadeler birer tam kareymiş. Yani ne demek istiyoruz biz? Birincinin karesi, birinciyle ikincinin çarpımı ilk katı, ikincinin karesi lafı var. O zaman bu cümleye göre kuracağız. Bu a'nın karesi. Buraya da 2 çarpı birinci yani a çarpı ikinciden bir şey gelecek. Yani 2 gelecek ki 4a yapsın. Yani 2'nin karesi olacak burası. Cevap 4'tür burada. 4m'nin karesi burası. Bu da 1'in. Buraya da 2 çarpı. Buradan 4m gelecek. Buradan da 1 gelecek. 2 çarpı 4m çarpı 1. Yani 8m yapacak o kutunun içi. Burası 2y'nin karesi. Şimdi ortası neydi? 2 çarpı. Buradan gelen 2Y bir de buradan gelen bir sayı. Buradan gelen sayı ne olması lazım? 2 kere 2 4Y yani 12Y olması için 3 gelmesi gerekiyor. Ha, 3 tabanın senin ama. Burası ne olması gerek o zaman? 3'ün karesi yani orası 9'dur. Bu 9 a kare 3 a'nın karesi 16 b kare de nedir? 4 b'nin karesi. Bu 4 b ile ben 3 a'yı çarpıp 2 katını alacağım. 4 kere 3 12 AB. 2 katı 24 AB yapar. Kutucuğun içi 24 yani. Bu 3Y'nin karesi. Burası da 2 çarpı 3Y var. Ama bir de ne var arkadaşlar? 6Y yaptı. X'imizin kendisi var. E buradan da ne geliyormuş o zaman? X. Burası X'in karesidir diyoruz o zaman. 64 x kare dediğimiz şey 8 x'in karesi. Burası da 2 çarpı 8 x çarpı 2 kere 8 x ne yapar? 16 x 3 katını almışlar. Demek ki bu taraftan da ne gelmiş? 3. Yalnız buraya ne diyoruz biz? 3'ün karesi. Fark ettiyseniz baş ve sondaki kutuların içleri hep tam kare unutmayın. Cevap ne oldu burada? 9. Aşağıdaki sorular cevaplayınız. Yanında kutu içerisinde yer alan cebesi ifadenin çarpanlarını bulunuz. Tabii ki bulalım. Burada ne demiş? 36x kare dediğimiz 6x'in karesi. 25 ile dediğimiz 5'in karesi. Peki bundan bunun çarpımının 2 katı ortayı veriyor mu? 5 kere 6x 30x. 2 katı da 60x. Ortayı veriyorsa bu tam karedir. 6x eksi 5'in karesidir deriz. Açık açık yazalım. 6x eksi 5 çarpı 6x eksi 5 gene. Çünkü tam kare aynı sayının iki defa çarpımıdır demek. Yandaki kutular içinde bulunan ifadeler iki kare farkı açılımı olabilecek şekilde ikili olarak seçilirse hangi kutu boşta kalır? 2x eksi 1, 2x artı 1 ile eşleşir. 2x eksi 1, 2x artı 1 ile eşleşir. Hadi gelin bunu bir de kapanmış halini yazalım mı? Birincinin karesi 4x kare, eksi 1'in karesi de 1. Tamam bunları hallettik. Bu kutuyla bu kutu gitti. Şimdi burada ne var? X artı 8. Burada da X eksi 8 var. X eksi 8. X artı 8. Hadi bunu da yapalım. X kare eksi 64 yapar. Bakın iki kare farkı yaptı. Bu da gitti. O zaman ikinci kutu boşta kalır. Alanı 4x kare artı 12x artı 9 birim kare olan bir karesel bölgenin bir kenar uzunluğunu soruyor. Yani burası tam kare olması lazım. Çünkü tam kare ne diyorum? Aynı sayılardan karenin burasıyla burası eşit ya. Aynı sayının çarpımı alanı verir. O zaman tam kare ifade lazım bize. Neyin tam karesi bakalım? Bu 2x'in bu da 3'ün. 2x 3'ü çarpı 6x 2 katı da 12x veriyorsa bu bildiğimiz 2x artı 3'ün karesidir. Yani 2x artı 3 çarpı 2x artı 3'tür. E, bir kenar uzunluğu diyor. Zaten bunlar birer kenarıdır ki çarpılınca karenin alanını verir. O zaman bunun birisi bir kenarıdır. 20x küp eksi 25x eşittir 5x çarpı a diyor. Demek ki 5x ortak çarpan parantezini al diyor. Burası 5 çarpı 4 çarpı x çarpı x karedir. Burası da 5 çarpı 5 çarpı x'tir. Şimdi niye böyle yazdık? Buradan 5 ve x'i dışarı alacağız. 5x dışarı çıkarsa burada ne kalır? 4 ve x kare kalır. 4 x kare. Buradan 5 ve x'i dışarı çıkartırsam burada da ne kalır? Eksi 5. İşte bize a'nın sorduğu yeri aha da parantezin işi. 4 x kare eksi 5 olur. Sekizler. Üçüncü üniteyi de bitirdik sonunda. Üçüncü ünite değerlendirmeyi bir sonraki videomuzda yani en kısa zamanda yayınlayacağız. Görüşmek üzere tekrar. Bay bay.